Sürekli binlerce mesaj geldi son yaptığımız 3 programda da. Bunlarla ilgili vatandaşların bazen bize tekrar şikayet mesajları var. İşte biz size söyledik, başkana sormadığınız gibi. Bize ayrılan sürede bu soruların hepsini size sorma mümkün değil. Siz bunun tedbirini nasıl alıyorsunuz, vatandaşlara nasıl diyaloğa geçiyorsunuz? Öncelikle teşekkür ediyorum bu soruya cevap verme fırsatı verdiğiniz için. Estağfurullah efendim. Gerçekten 1 saatlik programda binlerce gelen soruya o ortamda cevap verme imkanımız yoktu. Fakat burada görmüş olduğunuz gelen sorularla ilgili olarak biz hepsine tek tek telefonla döndük. Telefon numaraları var. Telefon numaralarıyla beraber sizden mesaj içerikleri var. Bunların hepsine tek tek döndük biz. Burada gördüm. Ne mesaj çekilmişse bizim arkadaşlarımız, ben tabii sağ çalışmaları içerisindeyim. Şu anda belediyede fazla bulunmuyorum. Ancak direkt benim cevaplamam gereken bir konu varsa bu konuda bana döndüler. Ben şifahi olarak cevabı verdim. Arkadaşlarımız da bu soruyu soran vatandaşlarımızın hepsine ulaştı. Buradan da ben yine tüm hemşehrilerimize bilgi vermek istiyorum. Bugün bu zaman dilimi içerisinde bütün sorulara cevap verememiş olabiliriz. Ama bilsinler ki mutlaka bizim arkadaşlarımız tarafından dönüş yapılacaktır. Müspet, menfi. Bizim yaklaşımımız şu. Yanlış adam hesaptan kaçar, doğru adam hesaptan kaçmaz. Biz hesap verebilecek durumdayız ve milletimizin hizmetkarıyız diyorsak gerçek manada da bunu yerine getirmemiz lazım. Çok şükür ekip arkadaşlarımız bu konuda gereken duyarlılığı gösteriyor. Bizimle ilgili olmayan soruların cevaplarıyla ilgili dönüş yapıldı. Bu şu kurumla ilgili, yine de size bilgi verelim diye mutlaka dönüş yapıldı. Tüm arkadaşlarımız bu konuda bilgi sahibi oldu. Bu konuda kendiler kalben rahat olsunlar. Elimde bu dökümün tamamı var. Yarın yine bu programdan sonra da bu döküm bize sizin WhatsApp hattından verildiği andan itibaren arkadaşlarımız bu konuda gerekli çalışmaları yapacak. Tek tek hemşehrilerimize ulaşacaklar. Evet. Başkanım, orada sorunlara ben de baktım, ben de inceledim. Başlıca sorun yol sorunu. İnsanlar yolla ilgili şikayetlerde bulunuyorlar. Siz de dün Aydınlar Otosanayi sitesine, bugün de oradaki bölgedeki galericilere falan gittiniz. Evet. Şimdi yolla ilgili Şehit Kamil neler yapıyor? Tamam, havalar bize izin vermedi ama ne gibi tedbirlerimiz var bundan sonrası için? Tabii ben öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki bu sene maşallah çok güzel bir rahmet oldu. Yağmur, kar bu sene son 50 yılın karı yağdı. Evet. Yağmur yağdı pardon. Bu yağmurla birlikte yolların bozulmaması mümkün değildi. Biz zaten seçim dönemi değil, her dönemde Nisan ayı itibariyle asfalt çalışmasına başlıyoruz. Ve tüm yama çalışmalarını yaptıktan sonra da Haziran ayından sonra da sıfır asfalt yapılacak yerlerde belirli program dahilinde kış öncesine kadar asfalt çalışmalarına devam ettiriyoruz. Yolla ilgili olarak bizim yapmış olduğumuz çalışmalarda mutlak surette hava ısısının belirli bir noktaya gelmesi lazım ki bu yamalar tutsun, bu asfalt çalışmaları yapılsın. Dün sabah güneş varken öğleden sonra yağmur yağmaya başladı. Bugün yine biraz çiseledi. Böyle bir ortamda çalışma imkanı maalesef bulamıyoruz. Şu anda Büyükşehir ve Şehit Kamil Belediyesi'nin ortaklaşa 13 tane yama ekibi sahada. Ancak yağış olursa yapabilecek bir şey yoktur. Bu konuda hemşehrilerimizin ben hoşgörüsüne sığınıyorum. Aksi takdirde bizim bunu yapmamak gibi bir lüksümüz olamaz ki yol, kaldırım bunları biz rutin görevimiz olduğu için sunumlarımızın içerisinde dahi paylaşmamaya gayret gösteriyoruz. Bu bizim yapmakla mükellef olduğumuz şeyler. Hemşehrilerimiz üstleri olsunlar. Hava şartları düzeldiği andan itibaren hem yama yapılacak noktalarda hem de sıfır asfalt yapılacak noktalardaki çalışmalarımız program dahilinde devam edecek. Evet. Bu iş tamircilere yarıyor. Arabaların üzerine bozulunca tamirciler için de bir projeniz vardı. Hayata geçirdiniz. Burada da bir sıkıntı olmadı. Ses olmadı. Çok eylem şükür. Olmadı. Çok bunu şükür. Nasıl gerçekleştirdiniz başkanım? Çünkü İpek yolunun arka tarafı tamircilerde ev üstü evde evler, altta tamirciler vardı ve sağlıksız bir ortamdı. O proje nasıl gerçekleşti efendim? Nasıl taşındılar? Bugün tesadüfen demin bahsettiğiniz gibi otogarın arkasındaki galericiler sitesinde dolaşıyorduk. Orada bir hemşerimizle karşılaştık. O sahip çıktı. Dedi, başkanım beni tanıyamadınız galiba. Ben dedi otosanayi sitesinde dükkan alan, sayenizde mal sahibi olan biri. Estağfurullah dedik. Yani bizim derdimiz şu idi. Özellikle karşı yakadaki oturan hemşehrilerimizin öncelikle evlerinin altındaki gürültüden ve kirden kurtulmasını sağlamaktı. Diğer taraftan da çoğunluğu kiracı olan oradaki esnaf kardeşlerimizin kendi iş yerlerine sahip olmasını sağlamaktı amacımız. Çok şükür planlama neticesinde o bölgede
bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın neticesinde Şehit Kamil bölgesindeki tüm tamirci esnafımız oraya taşındı. Şimdi mutlu, huzurlu bir şekilde çalışıyorlar. Mallarının değer görmüş olması, güvenlikli bir ortam olması, sıhhat içinde çalışabilecekleri bir yer olması münasebetiyle hem onlar mutlu hem de biz mutluyuz. Evet. WhatsApp hattımıza sorular geliyor. Değerli izleyenler, biz burada başkanlarımıza hiçbir soruyu önceden hazırlayıp sormuyoruz. Burada herhangi bir şey yok. Siz sormak istediğiniz soruları WhatsApp hattından bize yazın. Biz başkanlarımıza iletelim. Bu her konuk için geçerlidir. Ben sorularınızı buradan WhatsApp hattından başkana ileteceğime söz veriyorum. Başkanım, şimdi önümüzde Mart ayı bittikten sonra Nisan ayında artık havalar da düzelince Gaziantep'in bir sahre kültürü var. Bu sahre ile ilgili akla gelen ilk yer Gaziantep'te Kabaklık'tır. Ve sonra biyolojik göletle birlikte Dülükbaba akla geldi. Dülükbaba'da vatandaşlar orada bir hizmet aldıkları için ödeme de yapıyorlar değil mi? Orada girişte bir ödeme yapıyorlar. Bu ödemeden dolayı size bir tepki oluyor mu? Çünkü bunu artık seçim malzemesi olarak kullanılmasını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şunun için sordum. Bir hizmet varsa bunun önce bir külfeti yaşanacak. Sonra bunun nimetinden faydalanılacak. O açıdan sordum size. Şimdi tabii seçim atmosferi içerisinde biz her zaman şunu söyledik. Mutlaka bir yarış var. Bu yarışın içerisinde fakat her şeyin ötesinde edep, adap ve nezaket her şeyin başında. Bugün futbol oynuyorsunuz, centilmenlik her şeyin önünde. Skor bir şekilde olur, kaybedersiniz, kazanırsınız. Yarın bu memlekette yine hep birlikte yaşayacağız, yüz yüze bakacağız. O açıdan siyasi söylemlerde bulunurken ayağı yere basmayan söylemler bana göre yanlış şeyler. Biz hiçbir zaman popülist olmadık. Ve şu ana kadar da yapamayacağımız hiçbir işi söz vermedik. Söz verdiğimiz işi de sonuna kadar takip ettik, yaptık. Bugün Dülük Tabiat Parkı'ndaki aldığımız para bizim oradaki masrafın 1/5 değil. Eğer hizmet istiyorsanız bunun bir bedeli var. 365 gün 24 saat o göletin motopompları çalışıp enerji gideri varsa, günlük 40 ton burada buharlaşan su varsa, bu bölgenin tamamının 309 hektarın temizli, güvenli, aydınlatması, su hatları, insanların Temmuz-Ağustos ayında gelip bir pazar günü 25-30 bin kişinin girdiği bir yerde su tüketimini, lavabo, tuvalet, bulaşık yıkamayla ilgili su tüketimlerini hesap ettiğinizde, bunların tamamını vurduğunuzda biz burada para kazanmak için bir şey yapmadık. Ama bir bedel ödemesi lazım insanların ve bunun karşılığından da bize hesap sorması lazım. Bize ödemiş oldukları bedelin karşılığında hizmeti alıyor mu, almıyor mu? Ben bu şekilde bakarım. Orada 5 vakit ezan okunan, içerisinde 5 tane mescidi bulunan, yürüyüş yollarıyla, piknik alanlarıyla, her sene bunların bakımlarının yapılması lazım. Bizim burada almış olduğumuz para buranın giderinin, yani iddialı konuşacağım, onda biri değil. Çünkü biz yıl boyu buraya böyle bir yoğun giriş yok ki. 5 ay buraya giriş var. Evet. O da pazar günleri. Buna göre hesap ettiğinizde, yani hesabı meydanda, 4 hafta var. Ne yapar? 20 gün yapar. Yani sen kabul et ki 40 gün olsun. 40 gün girenle ilgili bunun hesabını yaptığında, ama ben oraya 365 gün güvenlik bulundurmak zorundayım. Park bahçe bakımı ile ilgili, çim biçme ile ilgili, bitki dikme ile ilgili, ilaçlama ile ilgili, bunun ahşapların bakımı ile ilgili, bankların bakımı ile ilgili, bunların çöplerin toplanmasıyla ilgili. Bunların hepsi bir gider değil mi? Bir gider. Bizim buradaki almış olduğumuz sembolik bir rakama eğer siyasi malzeme yapıyorlarsa ben bunu vatandaşlarımın vicdanına bırakıyorum. Evet. Çünkü biz şimdiye kadar hiç popülizm yapmadık. Şimdiden sonra da popülizm yapmayacağız. Vatandaşımız bizden kaliteli hizmet istesin. Biz bunun peşindeyiz. Evet. Başkanım, ben WhatsApp hattındaki sorulardan da sormak istiyorum size. Gazikent ve Burak Mahallesi'nde ne gibi sosyal tesisleri yapılacak ve PTT şubesi kurulması için sizden destek bekliyorlar. Gazikent ve Burak'ta neler yaptık efendim? Evet. Gazikent ve Burak Mahallesi'nde biz geçmiş dönemde burası ilçe belediyesinin hiçbir mülkiyeti olmayan bir yerdi. 3 tane sosyal tesis yaptık, taziye ve 3'ünü de kamulaştırma bedelini ödeyerek yaptık. Gazikent'teki futbol akademisi şu anda yaklaşık yıllık 400 tane çocuğumuza hizmet veriyor. Burada yeni bir pazar yerine başladık. O devam ediyor. O bölgede vatandaşlarımızdan gelen talep doğrusunda Belkıs noktasında, Belkıs mahallesinde özellikle cami talepleri oldu. Planlama çalışmasını yaptırıyorum. İnşallah en kısa sürede seçimden sonra uygun olan yerlerde nitelikli cami yerlerini çıkartacağız.
Bunun yanı sıra Gazikent'te haklı oldukları bir nokta var vatandaşlarımızın. Asfaltla ilgili talepleri vardı. Doğru. Geçen sene 3 tane ana arteri asfalt yaptık. Bu dönemde de hemen havaların ısınmasıyla birlikte başlayacağımız noktada bizim yama çalışmalarımız başlıyor. Bunun yanı sıra da büyükşehirle birlikte altyapı sorunları çözülmüş olan yerlerde rahatlıkla sıfır asfalta gireceğiz. Gazikent'teki en büyük sorunumuz herkes gaza aynı dönemde geçmedi, doğal gaza. Bundan 5 sene önce birisi geçti, 4 sene önce birisi geçti. Kaldırımlar delik deşik, vatandaşlarımız haklı. Ancak biz de milletin parasını harcıyoruz. Ben sıfır kaldırımı yaptım, sıfır asfaltı yaptım. Ondan sonra adım adım gaz bağlantıları oldu. Bu zaman yine delik deşik olacak. Beklemekteki kastımız o idi. İnşallah bu sene itibariyle zaten gaz bağlanma oranı neredeyse %95'lere ulaşacak. Ondan sonra sıfır asfalt olan yerlerde de bu çözümler anında yapılacak. Evet. O bölgede unutmadan Gençlik Spor Bakanlığı ve Büyükşehir Belediye'mizle birlikte bir yüzme havuzu, bir de kapalı spor salonu taahhüdünde bulunduk zaten. Evet. Başkanım, Eski Dürük Caddesi'nde bir çalışma olacak mı? Oradaki trafik yoğunluğundan dolayı vatandaşlar çocuklarını karşıya geçiremediklerini söylüyorlar. Eski Dürük Caddesi'nde neler yapılacak efendim? Eski Dürük Caddesi'nde biz kaldırım düzenlemesi yaptık ve o noktada asfalt, sıfır asfalt yaptık. Eski Dürük Caddesi'nde şu anda yapılacak bir çalışma yoktur. Eğer Eski Dürük Caddesi'nde yeni bir yol genişletme çalışması olur ise Katip Hoca Caddesi gibi o dükkanların hiçbiri faaliyette olmaz. Bu sefer de orada ticari hayat durur. Ancak Karşıyaka kentsel dönüşümden sonra daha önceki oturumumuzda bahsettiğimiz gibi revizyon imar planı çerçevesindeki yapılacak çalışmalarda yol aksları nereye gelecek? Onu şimdiden bir şey söyleme imkanım yok. Bu planlamayla doğru orantılı. Şu anda plan çalışılıyor. Kentsel dönüşüm alanından sonraki arkalardaki etaplarla ilgili yol aksı nereye gelecekse o yollarla ilgili çalışma mutlaka yapılacak. Evet. Başkanım, Beykent'ten çok sayıda soru var. Beykent'te çok izleyiciniz var. Orada 5. etap TOKİ'de anahtar teslimleri ne zaman diye sorarlar vatandaşlar. TOKİ ile ilgili bir çalışma bildiğim kadarıyla Haziran ayı itibariyle teslim edecekler. Evet. Belediye orada Beykent'te eksik neleri tespit etti efendim? Çünkü orada bir miting yapmıştınız. Evet. Miting, mahalle toplantısı mitinge dönüşmüştü. İsterseniz ondan bahsedelim. Sonra bir görüntü var arkadaşlar. Tabii. Onu hazırlasınlar. Hazır olduğunda o görüntüye girelim. Tabii. Şimdi 2009'da seçim çalışmalarında Beykent'e gittiğimizde hakikaten hemşerilerimiz orada haklı olarak çok büyük şikayetleri vardı. Çünkü okul sorundu, ulaşım sorundu, bir market vardı, başka ekmek alacak bir yer dahi yoktu. Şu anda sayacak olursam Şehit Kamil Belediyesi olarak sırf yaptığımız Büyükşehir'inki de ekstra. O yukarıya çıkan 50 metrelik yolun genişletme çalışmasını öncelikli olarak biz yaptık, hazırladık. Büyükşehir Belediye'miz su hattını komple yeniledi. Yakın tarihte de asfaltına Büyükşehir Belediye'miz giriyor. Beykent'in karakol ihtiyacı vardı, karakol ihtiyacını yaptık. Beykent 1. etabın hemen yakınında alternatif dükkanlara ihtiyaç vardı. Bir pasaj yaptık. Bunun altında bir market yeri yaptık, bir fırın yaptık. Az ilerisinde nitelikli bir semt sahası yaptık. Resmen stadyum yaptık. Beykent stadyumunu yaptık. Beykent stadyumunun altında fitness center yaptık. Arka taraftan Beykent 2'ye ulaşan alternatif yolu açtık. Yine Mehmetçik Ormanı'nın üstüne çıktığınızda pazar yerini yaptık. Pazar yerinin altında taziye evini yaptık. Bunun yanı sıra yine onun altında market ve fırın yerini yaptık. O cami alanını oluşturduk. Cami alanının yanında park oluşturduk. Geçmiş dönemdeki dikmiş olduğumuz çamların altında piknik alanı oluşturduk. Döndük geldik Çamlıtepe'ye. Çamlıtepe'ye geldiğimizde hemen muhtarlığın yanında bir parkta basket sahasıyla oturma gruplarıyla nitelikli bir park çıkarttık. Yine Beykent 2'nin girişinde 30 bin metrekarelik alanı Büyükşehir Belediyesi'nden aldık, nitelikli bir park yaptık. Çamlıtepe'nin girişinde şu anda yeni bitirdik, 17 tane dükkan yaptık. Özellikle hemşehrilerimizin ihtiyaçları için şehir merkezine inmesine gerek kalmasın, orada her türlü ihtiyaçlarını görebilecekleri bir ticaret merkezi olsun istedik. İndik aşağıya Gaziler Mahallesi'ne, Gaziler Mahallesi'nde yine yol çalışması yaptık. Sıfır asfalt yaptık. Burada yeni bir park yaptık. İçerisine oyun gruplarıyla birlikte spor sahası yaptık. Özellikle Gaziler Mahallesi'nde bizim basın sitesinin olduğu noktada
ve o bölgedeki hemşehrilerimizin telefonun çekmemesiyle ilgili talepleri vardı. O bölgede bir teknik alan oluşturduk. Bunu röle istasyonu olarak yine yayıncı firmalara, operatörlere kiraladık. Şu anda da sağ olsun Sayın Milletvekilimizin desteğiyle mobil röle istasyonu orada. O bölgede telefonla ilgili sorun geçici olarak çözüldü. Kalıcı olarak da oraya sabit direk dikilmesi noktasında yatırımı yapıldı. Bitti mi? Bitmedi. Gaziler Mahallesi'nin olduğu noktada da pazar yeri talepleri vardı hemşehrilerimizin. O noktada da biz şu anda pazar yeriyle ilgili çalışmayı yaptık. İnşallah göreve geldikten sonra ilk yapacağımız yerlerden bir tanesi orası. Yani Beykent'te hiçbir yer yoktu. Hiçbir yer olmadan bunları çıkarttık. En son eğer birazdan miting görüntüsü gelirse Fatih Sultan Mehmet Akademisi'ne orada Büyükşehir Belediyesi de çok nitelikli bir gazbek binası yaptı. O yönüyle de Beykent'e hizmet edecek yapıları adım adım yerine getiriyoruz. Evet. Arkadaşlar görüntüyü hazırladıysanız rejiden o 3-4 dakikalık bir görüntü vardı. Onu girelim. Ondan sonra başkanımın yorumunu alacağız tekrar. Tabii. Sayın Rıdvan Faydınoğlu! Ekip arkadaşlarımızla teşkilatımızın desteğiyle hizmet etmeye devam ediyoruz. Yeniden bu dönemde Büyükşehir'de Fatma Hanım Şehit Kamil'de biz aday gösterildik. Biz sizlerden aldığımız güçle bu işin altından kalkacağımıza inanıyoruz. Belediyecilik hizmeti öyle bereketli bir hizmet ki milletin parasıyla millete hizmet edip üzerine dua alınan başka bir iş yok. Allah hepinizden razı olsun. Bize bu imkanı sokun. Dün açılışını yaptık. Hayırlı uğurlu olsun nikah salonunuz. Buraya bunu yapmaktaki kastımız neydi? Hizmeti sizin ayağınıza getirmek. Buradan ŞKB'ye gidip gelmenize, dolmuş parası vermenize gerek kalmasın. Sırf size yakında hizmet getirelim diye biz bunu yaptık. Helal hoş olsun. Çünkü para sizin, kaynak sizin. Biz sizin hizmetkarınızız. İnşallah bundan sonraki süreçte de 31 Mart'taki seçimlerde vereceğiniz desteklerle Fatma Hanım'la el ele verip inşallah daha güzel hizmetleri hep birlikte yapacağız. Bizim liderimiz bize şunu dedi. Her bir vatandaş birinci sınıf vatandaştır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı herkes her şeyin en iyisine layıktır. O günden bugüne Seyrantepe'de başlayıp Fıstıklık'ta devam edip Beylerbeyi'nde taşlanan şu anda da Fatma Hanım'ın 50 bin konutla başlattığı Kuzeyşehir'le herkes en iyisine layık. Bizim derdimiz sizin derdinize çözüm üretmek. Size hizmetkar olmak. Çok şükür. Biz bu manada elimizden geleni tüm ekip arkadaşlarımızla, teşkilatımızla sonuna kadar yerine getirdik. Millete destek, millete hizmet edebilmek adına bize bu imkanı verdiğiniz için biz hepinize teşekkür ediyoruz. İnşallah bu seçim sonuçlarıyla birlikte Beykent, Gaziler, Çamlıtepe, Alparslan hepsi Fıstıklık daha güzel günlere kavuşacak diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Var olun. Başkanım görüntülerde izlerken aklıma geldi de SKM'nizi kim yönetiyor? Başında kim var? Ekibi çok iyi gördüm çünkü. Bir de milletvekilleri falan da var. Programı nasıl yapıyorsunuz? Şimdi bu dönem farklı bir çalışma yaptık. Yerel seçim olması münasebetiyle. Genel seçimlerde tek noktadan il SKM ile yönetiliyordu. Bu sefer tabii diğer ilçelerle birlikte herkesin müstakil hareket etmesi söz konusu olunca il başkanlığımızın oluruyla Şahin Bey, Şehit Kamil ve Büyükşehir ayrı SKM'ler çalıştırıyor. Bu SKM'ler programları yapıp il SKM'ye intikal ettiriyor.
İSKM'nin kontrolünde bu programlar birebir uygulanıyor. Bir gün önceden, daha doğrusu haftalık programlarımız yapılıyor. Daha sonra günlük olarak düzenlemeler yapılıyor. Düzenlemelerden sonra nihai program çıktığında her gün akşam üzere bize bu programlar geliyor. Diğer taraftan da il başkanlığımız tüm vekillerimizi görevlendiriyor. İlçelere göre, işte bizde bugün mesela Sait Kirazoğlu vekilimiz vardı. Dün Derya Bakbak hanımefendi vardı. Önceki gün Adalet Bakanımız vardı. Ondan önce Necat Bey vardı. Evet. Bu şekilde yapılan programlarımıza vekillerimizle birlikte gidiyoruz. Sağ olsunlar, biz genel seçimlerde birebir onlarla sahadaydık. Onlar da bu yerel seçimde bize destek veriyorlar. Teşekkür ediyorum. Beykent de büyük destek vermiş başkanım, görüntülerde. Sağ olsunlar. Hakikaten Beykent her şeyin en iyisine layık. Tüm mahallelerimiz her şeyin en iyisine layık. Fakat Beykent bizim yeni gelişen bölgemiz olması münasebetiyle Fıstıklık ve Beykent bundan sonraki süreçte de yine Suboğaz tarafı ve diğer tarafta da Kuzeyşehir'le ilgili bizim Şehit Kabe'nin gelişeceği nokta şehrin kuzey yakası. Bu noktada bizim derdimiz oradaki vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını çözüm üretmek. Yine demin eksik söyledim. Bundan önceki dönem yapmış olduğumuz Necmettin Erbakan Sosyal Tesisinin olduğu yerde de yine market yeriyle, fırınıyla, etüt merkeziyle, mescidiyle, taziye eviyle her türlü ihtiyaçları karşılayacak projeler ürettik ve üretmeye devam ediyoruz. Bu kadar yoğun nüfusun olduğu yerde inşallah bundan sonraki dönemde Büyükşehir Belediye'miz de el ele verip daha nitelikli bir çekim merkezi oluşturacak şekilde oradaki yaşayan vatandaşlarımızın şehre hiç ihtiyaç duymadan her türlü ihtiyaçlarını görebilecekleri bir ünite hayata geçirmemiz lazım. Aksi takdirde vatandaşlarımızın git gel yaşaması çok büyük sıkıntı. Orada en önemli meselelerden bir tanesi, belki sorularda vardır, sağlık tesisiyle ilgili hemşehrilerimizin çok büyük talebi var. Geçen hafta cumartesi Sağlık Bakanımız buradaydı. Bu konuyu gündeme getirdik. Tabii bildiğiniz üzere eskisi gibi sağlık ocakları çalışmıyor. Aile sağlığı merkezleri devam ediyor. Fakat buna bir kanunu düzenleme yapılması gerekliliğini biz izah ettik. Bu konuda müjde verdi. İnşallah biz Gazikent gibi, Beykent gibi, diğer tarafta Fıstıklık gibi şehirden biraz kopuk, nüfus yoğunluğu fazla olan noktalarda en azından 24 saat röntgen çekilebilecek, bir dikiş atılabilecek, bir EKG çekilebilecek, yine bir tansiyon ölçülebilecek, acil müdahale yapılabilecek ünitelerin olmasını talep ettik. Sayın Sağlık Bakanımız da bu konuda hemşehrilerimizle bunu paylaşabilirsiniz. Seçimden sonra bu konuda bir çalışma yapacağız. İnşallah sağlık tesislerine rahatlıkla kavuşacaklar dedi. Hakikaten orada Beykent'te arabası olmayan bir kardeşimin gece ateşlenen yavrusunu en yakın getirebileceği yer Şehit Kamil Devlet Hastanesi. O saatte araç bulur bulamaz, bunların hepsi sıkıntı. Onun için bu şekilde geniş yerleşim alanlarının içerisinde 24 saat hizmet verebilecek sağlık tesisleriyle ilgili girişimde bulunduk. İnşallah seçimden sonra bunun hukuki düzenlemesi yapıldığı takdirde biz belediye olarak üzerimize düşen ne varsa bunu ortaya koymaya hazırız. Ki bunun adımını da başta attık. Çamlıtepe'de yapmış olduğumuz o 17 dükkandan oluşan ünite merkezinin altında 2 tane nitelikli alan vardı. Bunu kesinlikle satışa sunmuyoruz. Bunu Sağlık Müdürlüğü'nün ihtiyacını karşılamak adına rezerv olarak tutacağız. İnşallah düzenleme yapılır yapılmaz burada rahatlıkla sağlık hizmeti alınabilecek bir mekan oluşsun diye. Evet. Başkanım, Almanya'dan bir izleyicimiz Adil Bey 20 yıldır Almanya'daymış. Yeşilova ve Karşıyaka bölgesinde büyük ihtimalle evi var. O bölgede ısrarla soruyorum diyor. Neler yapılacak diyor. Orada bir değişiklik olacak mı diyor. Herhalde uzun süredir de Türkiye'ye gelmediği için geçen programımızı izlememiştir büyük ihtimalle. Doğrudur. Şimdi biz daha önce de bahsettiğimiz gibi Karşıyaka kentsel dönüşüm alanında bizim yapacağımız iş ağırlıklı olarak sosyal donatılar yapmak. Yani geçmişte bulunan toprak top sahasından tutturun, yürüyüş parkuruna, oyun alanlarına, kütüphanesine, okuluna, camisine, yeşil alanına ağırlıklı olarak bunları yapacağız. Bizim orada konut ve dükkanla ilgili düşüncemiz çok fazla değil. Bunu oradaki esnaf kardeşlerimizle de paylaştık. Şimdi seçimden sonra yeniden esnaf kardeşlerimizle bir araya geleceğiz. Çalışılan proje üzerinde bir değerlendirme yapacağız. O projenin nihai şeklini oradaki hemşehrilerimizle birlikte vereceğiz. Bizim derdimiz oradan alıp da belediyeye gelir getirmek gibi bir düşünce değil.
Eğer öyle olacak olsaydı şimdi 100 yerde parseller satardık. Böyle bir düşüncemizin olmadığını rahatlıkla ben hemşerimizle paylaşmış olayım. Evet. Başkanım, Merve Şehir'deki nikah salonu için vatandaşlar teşekkür ediyorlar. Orada kanal kenarına park yapılacağını söylemişsiniz bir önceki programda. O kanal ne zaman, oradaki parklar ne zaman faaliyete geçecek diyorlar. Öyle bir söz vermedim. Şöyle ki, kanalın etrafında yeşillik bir alan yapacak yer yoktur zaten. Orası kuzey kuşaklama hattı dediğimiz, askerinin oradan gelen sel sularının deşarj edilip Alleven Deresi'ne ulaşan bir akstır orası. Gelir, aydınların içerisinden döner, Çimento Kavşağı'nın yanından, kırsal terminalin yanına, oradan da direkt olarak hobi bahçelerinin oradan Alleven Deresi'yle buluşur. Orada yeşil alan yapma ile ilgili bize gelen soruların içerisinde vardı, ben okumuştum onu. Bizim nikah salonunun yanında bir boşluk alan var, batı tarafında. Orası yeşil alan olsa diye, Merinos konutlarının altında. Evet. Orası bize ait bir yer değil, orası kamuya ait bir kısmı, orası okul alanı. Yani orada bir bina yapılması söz konusu değil ama şu andaki görmüş olduğumuz, VTR'de izlediğimiz yer nikah salonunun üzerindeki kütüphane. Burası geç vakte kadar çalışıyor. İkinci günü itibariyle burada akşam 9.30'da bir sandalyelik yer yoktu. Bu binanın üzerinde de gördüğünüz gibi güneş enerji kolektörleriyle aynı zamanda güneş enerjisi üretip ve bunu da ulusal ağa satıyoruz enerji giderlerimizi düşürmek adına. Ekolojik bir bina olmuş. Bu. Tabii. Burada da nikah memurluğunun müracaat noktası. Nikah müdürlüğü burada hizmet veriyor artık. Bu şeyhanedeki nikah işleri bitiyor değil mi başkanım? Evet. Bundan sonra nikah salonu olarak kullanacağımız ŞNS'de. Evet. Başkanım, burada hazırlıklarınız var. ŞNS demişken burada sanat merkeziyle bu ŞSM. ŞSM mi burası? Bu ŞSM. Evet. Evet. Burası Şehit Kamil Sanat Merkezi. Burası Şehit Kamil Sanat Merkezi. Geçenlerde Sayın Adalet Bakanımızın katılımıyla açılışı gerçekleştirildi. Burada da yine bir kütüphane, altında bir kafe, 400 kişilik salon, sanat galerisi. Şu anda da yine bir hakime hanımımızın burada sergisi var. İnşallah yıl boyu biz burada etkinlikleri devam ettireceğiz. Yine musiki derneklerinin korolarının çalışmaları yapılıyor. İnşallah hemen seçimden sonra bunun da startını vermiş olacağız. Burasını tam manasıyla kullanabilecek ve milletimizin hizmetine sunulabilecek bir yer olarak görüyoruz. İnşallah nitelikli etkinlikleri hep birlikte burada gerçekleştiririz. Bununla ilgili bir gece görüntüsü yine buradan gösterebilirim. Hakikaten Gaziantep'e yakışır, çok nitelikli bir alan oldu. Evet. Bunun içerisinde yine burada göreceğiz, içerisindeki salondan 400 kişilik, bunun içerisinde 2.40'lık piyanosuyla birlikte tüm sahne sanatlarının sergilenebileceği nitelikli bir alan, milletimize hayırlı olsun. Burada trafik yoğun oluşmayacak mı başkanım? Altında buranın daha önceden planlanmış otoparkı var zaten. Evet. Şimdi burada da yukarı salonun giriş fuayesini görüyorsunuz. Bu giriş fuayesinde de çok nitelikli, geniş, rahat. İnsanlar program başlamazdan önce rahatlıkla sohbet edip dinlenebileceği bir mekan. Bunun üzerinde demin bahsetmiş oldum. Yine kütüphanesi. Bu kütüphane de şimdi faaliyete geçti. Burada ders çalışmak isteyen kardeşlerimiz için böyle bir imkan. Kitaplar, şu anda geçici olarak duran kitaplara bakmayalım. Burada sanat sal kitaplara ağırlık vereceğiz. Kütüphane ağırlıklı olarak sanatla ilgili kitaplardan oluşacak. Yine burada da hızlı internet erişimiyle dünyanın her noktasına ulaşabilecek kardeşlerimiz. Yine demin bahsetmiş olduğumuz burada Şehit Kamil Nikah Salonu'ndan bahsediyorduk. Bunun da yine diyelim etrafında 250 araçlık otopark. Demin sormuş olduğunuz Merve Şehir'le ilgili hemen bunun sağ tarafında gözüken şurada şu alan. Bu alan normalde buradaki oturan kardeşlerimiz vasıtasıyla acaba yeşil alan olur mu diye talep edilen yer. Orası okul alanı olarak planlamada. Biz bunun etrafında kendimiz yeşil alanlarını oluşturduk. 250 araçlık otoparkını oluşturduk. Çok nitelikli bir alan. O bölgede hem Gazi Kent'e, hem Beylerbeyi'ne, hem Fıstık'la, hem Karacaoğlan'a 600 kişilik salonuyla
sanat merkezinden geri kalmayacak. Hatta sanat merkezinde kullanılan koltukların aynısı. Diğer noktalarda da ŞKM'de kullanılan sistemlerin aynısı, dijital olarak kullanılan yerlerin tamamı çok nitelikli bir şekilde hazırlandı ve milletimizin hizmetine sunulma noktasına geldi. Burası giriş fuayemiz, ana girişimiz. ŞKM'de olduğu gibi buradaki şu kapıdan girildiğinde, burada, şuradan girildiğinde iki tane salon olacak burada. 600 kişilik salon ve 150 kişilik salon. Bu ana giriş fuayesinden girdikten sonra küçük salon veya büyük salonda organizasyona katılanlar çıkış fuayelerini ayrı ayrı kullanacaklar. Takı salonu olmasın diye. Tabii, takı salonu olarak da kullanılabilecek nitelikte olacak. Yapmış olduğumuz yapıların hepsinde bir emek var, estetik var, fonksiyonellik var. Bu daha önceki açmış olduğumuz Fen İşleri garajımız. Burada makine ikbal ünitesinin bulunduğu, tüm makine ekipmanlarımızın burada park edildiği, bakımlarının yapıldığı yer. Türkiye'de ender yapılardan bir tanesi. Şu anda kendi atölyelerimizde %97 işimizi kendimiz yapıyoruz. Dışarıdan hizmet satın alıyoruz. Dışarıdan üst kapak taşlama, sibop alıştırma, krank taşlama gibi işlerin haricinde çoğu işimizi kendi bünyemizde yapıyoruz. O da büyük bir tasarruf tedbiri oldu değil mi? Mutlak surette kaynakları verimli kullanmak adına bundan daha önemli bir şey olamaz. Burada periyodik bakımları yapınca aynı zamanda giderlerimiz de aşağı düştü. Kilometrelerine göre zamanında yağ bakımı yapılırsa, baskısı, plağı değiştirilirse, bundan sonra eğer küçük araç varsa bunların trigger kayışları değiştirilirse, hepsinin sistematik halde kontrolü yapılırsa bu sefer yolda kalmak gibi bir meseleyle karşı karşıya kalmıyoruz. Evet. Başkanım, sanayici esnafıyla buluşuyorsunuz. Notlarımda gördüm. Sanayici esnafının ne gibi talepleri var? Çünkü belediye başkanlığı sanayici için de önemli bir nokta, belediye başkanıyla konuşabilmek. Belediye başkanını yatırımlara yön veren şehrin, ilçenin lideri konumunda. Sanayiciler neler bekliyor efendim şeyden, yerel seçim sonrası sizlerde? Tabii şimdi yıllardır organize sanayiye planlamasının tersine bir şehir planlaması yapılmıştı. Şehrin organizesi kuzeyde, konutları güneyde planlanmıştı. Evet. Çok şükür Beykent'le birlikte başlattığımız, Fıstıklık'ta başlattığımız çalışma şimdi kuzey şehirle devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'in de girişimiyle şu anda 3000 tane konut teslim edilebilecek durumda. Diğer taraftan da kuzey şehirdeki yeni 10 bin konutla ilgili çalışma başlatıldı. Sanayicilerle ilgili burada küçük orta boy işletmelere yönelik olarak tamircilere yaptığımız işlemin dışında KÜSKET'te Halıcılar Sanayi Sitesi'nin olduğu noktada, 25 Aralık Sanayi Sitesi'nin olduğu noktaya kadar her noktada biz vatandaşımız için çözüm ürettik. Gaziantep her zaman söylediğimiz gibi bir emekli kenti değil. Gaziantep üreten, ihraç eden bir yer. Fakat bunun tamamını da organize ile bağdaştırmak mümkün değil. Küçük ve orta boy işletmelerin ihtiyacı olan yerlerin planlaması ile ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Şu anda çimento fabrikasının hemen bittiği noktadan başlayıp diğer tarafta Taşlıca otoyoluna kadar olan bölgenin tamamında biz uygulamamızı bitirdik. Yollarını açtık. Şu anda altyapı çalışmaları yapılıyor. Altyapı çalışmaları biten noktalarda asfaltlama çalışmalarını da yaptık. Bizim derdimiz buradan daha fazla üretimin önünü açabilecek işler yapmak. İnşallah en kısa sürede bu şekildeki faaliyetler de ülkemizde yol alır, şehrimizde yol alır, istihdamın önü açılır, ihracatın önü açılır, ekonomi büyür. Biz bundan hareket ederek bu tür faaliyetleri önemsiyoruz ve bundan sonra da devam ettireceğiz. Evet. Başkanım, şöyle bir şey hazırlanmış, şimdi dikkatimi çekti. Nasıl gidilir diyor Şehit Kamil Belediyesi geneli proje türleri ve konumlandırma hatları. Bununla ilgili bunu vatandaşlara dağıtılıyorum bu. Evet. İçerik nedir başkanım? Şimdi yeni bir çalışma yaptık. Bu çalışma bir Şehit Kamil haritası burada. Eğer net alabilirsek tekli arkadaş. Evet. Burada normal şartlarda şu altta, şurada renkler var. Bu renklerle, haritanın üzerindeki renklerde bizim sosyal tesisimiz, yeşil alanımız, herhangi bir ne tür bir ünitemiz varsa bu üniteleri rahatlıkla görme imkanına sahipsiniz.
neler yapılmış? Şehit Kamil doğrudur. Çok fazla reklam yapan bir belediye değil. Tek kalemde reklam yapabilmek adına yapmış olduğumuz işlerin hepsini küçük bir haritada gerçekleştirdik. Burada, şurada QR kodu var. Cep telefonundan QR kodunu okutturduğunuzda bu sistemin tamamı ekranınıza düşecek. Bununla ilgili her bölgedeki yapılan, bakabilirsiniz. Evet, burada evet. Web sitesinde. Onun içerisine rahatlıkla girebilirsiniz. Şehit Kamil Belediyesi'nin sitesine girdi, evet. Tamam. Oradan gireceksin. Bunun haricinde, bunun arka tarafında şu şekilde yazılar var. Burada spor tesisleriyle ilgili QR kodunu okuttuğunuzda şurada QR kodunu okuttuğunuzda tüm spor tesislerini görme imkanınız olacak şu noktada. Her tesisimizle ilgili nedir? Park bahçeyle ilgili olan bu noktada. Buradan girdiğinde QR kodunu okuttuğunuzda Şehit Kamil'e ait ne varsa, yapılan ne tür bir yer varsa bunlara rahatlıkla ulaşma imkanı var. İnşallah en kısa sürede taziye evlerimizle ilgili olarak da Şehit Kamil Belediyesi 143 nolu taziye evi dediğinizde direkt olarak Google Maps'ten sizi alıp yaya gidiyorsanız yaya, araçla gidiyorsanız araçla alıp götürebilecek nitelikte bir uygulama. Hemen yeri gelmişken ben burada hemşehrilerimize daha önce söyledim mi bilmiyorum. Pazar günü seçim var. Evet. Sandıklarının tespitiyle ilgili olarak muhtarlıktan eğer belge gelmemişse Şehit Kamil bölgesinde oturan hemşehrilerimizin bir tek yapacakları şey var. Cep telefonlarına 0342 323 27 27 nolu telefonu kaydetsinler. Evet. Şu anda bizi izleyen hemşehrilerimiz rahatlıkla bunu yapsınlar. 0342 323 27 27. Şehit Kamil Belediyesi diye kaydedin bu telefonu. Telefonunuzda kalsın. Ondan sonra WhatsApp'tan girin. Direkt olarak o Şehit Kamil Belediyesi diye rehberinizden girdiğinizde boşluğa yalnızca TC kimlik numaranızı yazın. TC kimlik numaranızı yazdığınızda oy kullanacağınız olan okulun adı, sandık numarası, sırasını tık diye karşınızda göreceksiniz. Onun altında da adrese git diye tık diye bastığınızda Google Maps'ten alternatif yollarla birlikte sizi rahatlıkla götürebilecek bir durumda. Bu çalışmayı yaptık. Şu anda seçimle vatandaşlarımızın rahatlıkla sandıklarını bulabilecekleri yalnız Şehit Kamil seçmeni iseniz. Çünkü biz yalnızca bu verilere ulaşabiliyoruz. Diğer verilere ulaşabiliyoruz. Evet. Kendi seçim bölgemizdeki hemşehrilerimiz 0342 323 27 27 nolu telefonu telefonlarının rehberine Şehit Kamil Belediyesi olarak kaydetsinler. Sonra WhatsApp'tan çağırsınlar. Sanki bize mesaj atıyormuş gibi boşluğa TC kimlik numaralarını yazsınlar, göndersinler. Aynı anda geri dönüşünü tık diye alacaksınız. Peşinden de bulunduğunuz yerden o oy kullanacağınız okula nasıl gideceksiniz? Google Maps'ten de sizi taşıyabilecek durumdayız. Bunu şunun için söylüyorum. Bir müddet sonra inşallah Şehit Kamil Belediyesi'nin tüm taziye evlerinin ismini yazdığınızda nerede olursanız olun Google Maps'ten sizi direkt olarak götürebilecek altlık çalışmalarını da yapıyoruz. Evet. Başkanım, geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşi buradaydı ve geri dönüşümle ilgili ciddi çalışmalarınız vardı. Onları inceledi. Geri dönüşümle ilgili Şehit Kamil ne yapıyor? Vatandaşın her kullandığımız şeyin bir atığı var. Bu atıkların değerlendirilmesi anlamında geri dönüşümünde nasıl çalışıyorsunuz efendim? Sayın Emine Erdoğan hanımefendi Gaziantep'e aslında okuma yazma seferberliği ile ilgili gelmişti. Bunun yanı sıra bildiğiniz üzere aynı zamanda sıfır atık organizasyonunun da hamilelerini yapması münasebetiyle Gaziantep'te bu yapılanları yerinde inceleme imkanı da buldu. Hem Büyükşehir Belediye'mizin, hem Şahinbey Belediye'mizin, hem Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün hem de bizim yapmış olduğumuz çalışmalarla ilgili standları inceledi. Burada bir yıl önce başlatılan bu kampanya bizim tarafımızdan aslında 7 yıl önce başlatılmış bir kampanyaydı. Çok şükür bunu belli bir noktaya getirdik. Artık bunu bir kademe ileriye götürüp Avrupa'daki olduğu gibi mobilyanızın da geri dönüşümünü, elektronik eşyanızın da geri dönüşümünü, kullanılmış kıyafetinizin de geri dönüşümünü yapıp bunları gerçekten kullanılabilecek hale getirmek veya
tenis hurdasına, pardon, tekstil hurdasına gidebilecek şekilde altlarını hazırladık. Gerçekten bu farkındalığı oluşturmak adına biz bu adımı atmıştık. Şu anda evinizde kullandığınız eski yaylı yataktan buzdolabına, çamaşır makinesinden mikrodalgaya, bilgisayar hard diskinden eski fotoğraf makinesine, aklınıza ne geliyorsa bunların lisanslı firmalar tarafından alınıp bertaraf edilmesini, hem de ülke ekonomisine katkı sağlamasını sağlamak adına bu konuda da hemşerilerimizle şunu paylaşmak istiyorum. 241-44-55 0342-241-44-55 nolu telefondan bizim MEP'e ulaşabilirsiniz. Eğer elektronik atıkla ilgili, mobilya atığıyla ilgili, yatakla ilgili bir talebiniz varsa bize bildirdiğinizde biz size randevu veriyoruz. O gün o saatte gelip bu eşyanızı alıyoruz ve bertaraf ediyoruz. Bu milletimizin hayat standartını artırmak adına ve bundan da herhangi bir bedel almıyoruz. Bila bedel olarak. Çünkü aksi takdirde vatandaşım bunu çöp konteynerinin yanına koysa bunun evsel atık olmaması münasebetiyle sıkıntı çekmesi söz konusu. Yine VTR'de izlediğimiz giysilerinize bir şans daha tanıyın organizasyonunda bu kıyafetlerin hepsi tasnif ediliyor, yıkanıyor, kuru temizleme yapılıyor, ütüleniyor, ebatlanıyor, ambalajlanıyor. Bu şekilde yeniden ihtiyaç sahibi kardeşlerimize gömlek, ceket, pantolon, tunik neyse ona göre sıfır mağaza formatında yeniden insanlarımızın hizmetine sunuluyor. Bundan daha büyük bir geri dönüş olamaz. Evet. Başkanım, kadınlar için neler yaptık? Çok mesaj var. Hanım Eller projesini gördüm burada. Şehit Kamil Hanım Elleri diye. Kadınlar için neler yapıyoruz? Kadına verilen önem ne Şehit Kamil'de? Ben bu konuda İşkur Müdürlüğümüze yürekten teşekkür ediyorum. Yaklaşık 800'e yakın hanım kardeşimiz hem günlük 25 TL yevmiye alıyor hem de bunun üzerine meslek öğreniyor. O mesleği öğrendikten sonra da kendi bireysel olarak yapmış olduğu çalışmalarla aile bütçesine katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra yani resim sanatını öğrenmeden rölyef sanatına, ebru sanatından kara kalem çalışmasına kadar burada estetik olarak çalışmak isteyenlere de kuaförlük kursuna kadar da bunları veriyoruz. Burada hanımlarımızın özellikle sağlıklı yaşamına destek vermek adına yaklaşık 18'in üzerinde bizim spor tesisimiz var. Sırf bayanlara yönelik olarak yapılan. Şimdi erkek kardeşlerimiz için de bunların sayısını artırıyoruz. Çalışan bayanlar için de seans ayarlıyoruz. Gördüğünüz gibi VTR'de hanım kardeşlerimiz hem bir meslek öğrenmek adına hem belki çocuklarının çeyizini yapmak, onun ötesinde de aile bütçesine katkı sağlamak adına çok değişik el becerilerini hayata geçiriyorlar. Bununla da aile bütçesine katkı sağlamış oluyorlar. Park ve bahçelerle ilgili neler var başkanım? Park bahçelerle ilgili. Şurada koru parkı görüyorum şu anda yanımızda. Şimdi tabii zamanında biz burayı kamulaştırırken hiçbir belediye başkanı buraya bu kadar kamulaştırmayı yapıp da böyle nitelikli bir alanı park yapmaz demişlerdi. Burada okul vardı başkanım, yanlış hatırlamıyorsam okul alanı olarak. Bunun yerine 10 okul yeriydi ama şahıs mülküydü. Şahıs yeriydi. Şahıs yeriydi. Evet. Planda okul olarak gözüken bir yerdi. Ama biz onun yerine 14 bin metre yeniden bedelini vermeden, yani biz bedel devlete ödettirmeden 14 bin metre yer verdik. Şans mülkü. Tabii takas yaptık. Hı. Okulun yerini takas yaptık. Okulu kaydırdık. O şekilde okulun da yapılmasını, hayır sahibimiz de okulu yaptı. Biz de buraya 25 bin metrelik nitelikli bir park kazandırdık. Çok şükür şu anda Gaziantep demeyeceğim. Türkiye'de ebat olarak belki bu büyüklükten daha büyük parklar vardır ama estetik açıdan Türkiye'de sayılı parklardan bir tanesi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Bunun yanı sıra yine Dülük'teki yapmış olduğumuz biyolojik göletle ilgili olarak örnek bir proje. Ne zaman giderseniz gidin su pırıl pırıldır. Cam gibidir. Burada rahatlıkla yani içilebilecek nitelikte su görebilirsiniz. Evet. Yine bunun yanı sıra bu yeşil alanları elde etmek adına bizim Park Bahçeler Müdürlüğümüz. Türkiye'de örnek bir proje. Nerede yeri başkanım burası? Burası Nizip yolunda. Evet. Çimento kavşağını geçince. Gördüğünüz gibi atölyelerin üzerinde güneş enerji kolektörlerinden enerji elde ediyoruz. 26 bin metrelik alanda sera çalışmasını yapıyoruz. Bitkilerimiz,
demir atölyemiz, ahşap atölyemiz, stok atölyemiz. Yani kendi bankını kendi yapan. Evet, şu anda ne yapılıyor başkanım? Şu anda orada bir bank, korkuluk yapılıyor mesela, evet, bununla ilgili. Normalde bizim, bunlar dışarıdan satın alınıyordu değil mi? Biz profil olarak alır. Bakın presimiz dahi kendi bünyemizde yapılıyor. Burada Türkiye'de olmadık başka bir işi daha yapıyoruz. Orman işletmesinden tomruk olarak keresteyi alıyoruz. Sonra bu keresteyi biçiyoruz, dinlendiriyoruz, havalandırıyoruz, işliyoruz. Piyasa maliyetinin 1/3 fiyatını elde ediyoruz. Bunu da devletten aldığımız için direkt olarak devletten ihalesiz olarak bizim alma yetkimiz var. Gördüğünüz gibi ebatlamaları yapılıyor. Evet. Onlar da daha sonra Gaziantep'te mesela emprenye tesisi yoktur. Ama bizde emprenye tesisi de var gördüğünüz üzere. Burada emprenyeleri de yapılıyor. İlaçlanarak yüksek basınç altında ağaçlar eğilmesin, bozulmasın ki artık üzerine yazı yazmamıza bile gerek yoktur. Kendi rengimizle kimin malı olduğu belli oluyor. Hangi belediyenin olduğu. Hangi belediyenin malı olduğu. Gördüğünüz üzere ahşabıyla, demiriyle, boyasıyla burada bizim ahşap atölyemiz, burası hızarımız. Gördüğünüz gibi eski kesilmiş odunları, daha doğrusu ağaçların budananları, kuruyanları fakir fukaraya odun olarak da dağıtıyoruz. O da, yani, o da bir dönüşüm. Burada oldu. Dönüşüm %100. Evet. Yine dönüşümle ilgili başka bir şey. Bu da bir dönüşüm. Kendi bitkinin tohumundan kendi bitkimizi üreterek sıfır maliyete yakın serada bitki üretiyoruz. Bunlar da artık kuruşun altına düşen maliyetlerle full otomatik seramızda gayet nitelikli bir bahçe oluşturduk. Burada mevsimine göre bitkilerimizi yetiştiriyoruz. Bunun içinde yine budam neticesinde oluşan çeliklerden oluşturduğumuz bitkilerle de biz bu işi rahatlıkla en uygun şekliyle milletimizin hizmetine sunuyoruz. Evet. Başkanım, siz göreve geldiğinizde kaç sosyal tesis vardı? Sizin seçim beyannamenizde her mahalleye sözünüz var mıydı? Bunu ne kadar yerine getirebildiniz? Şöyle ki ilk göreve gelir gelmez dedik ki her mahallenin sosyal tesisi olacak dedik. Ve bunu da önce köylerden başlattık. Kırsaldan başlattık. Daha sonra imarlı bölgelerde yaptık. Çünkü imarlı bölgede en azından çadır kurulabilecek bir bahçesi olan apartman vardı. Diğer tarafta 20 metre, 30 metre odası olan bir hemşerimin orada ihtiyacını görme imkanı yoktu. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Şu anda zannedersem 152 olması lazım. 152 olması lazım sosyal tesisimizin sayısı. Evet. Biz geldiğimizde kaçtı bilmiyorum. Mesela şu anda elimdeki görüntü 149 ve 150'nin resmi şu andaki. Konsept olarak artık yeni bu planı uygulamaya başladık. Bu planda gayet rahat otoparkıyla, içeride abdest alacak yeriyle, yemek salonuyla ve mümkün olduğu kadar da fiziki şartlar müsaade mescidiyle ikili yapıyoruz. Aynı yerde iki tane taziye. Burada mesela şurada 149 ve 150 numaralar burada mevcut. Burada şey mi başkanım, kadınlar için ayrı yer var mı? Yeni tabii tabii, üst katında. Bunların alt katları erkek, üst katları evet, bayan. Mahalle da köyler mi burası? Bu da köylerle ilgili yaptığımız çalışmalar. Bunlarda da köylerin oradaki topografik durumuna göre, arsanın ebadına göre mümkün olduğu kadar burada da tip proje uygulamaya çalıştık. Bunun içerisinde de yine taziyevinin ötesinde doktorlarımızın, mobil doktorlarımızın gelip muayene yapabilecekleri bir muayene odası da oluşturduk ki köylümüz bundan faydalansın, evet, diye. Şimdi burada başka bir şey. Evet, Sayın Cumhurbaşkanımız buna çok önem veriyor. Millet bahçeleri. Millet bahçelerine. Sayın Cumhurbaşkanımız millet bahçelerini söylemezden önce biz millet bahçesini yapmıştık zaten. Burası 8 Şubat'ta yaklaşık 20 dönümlük bir alan. Burada görmüş olduğunuz boşluk da şurası. Bu alan. Evet. Rezerv bırakmıştık. Buraya da inşallah en kısa sürede kütüphanesini yapacağız. Evet, görüntü varsa bunun görüntüsünü de alalım arkadaşlar. Burası çok nitelikli bir alan oldu. Ve biz her zaman şuna dikkat ettik. Evet başkanım. Recden her zaman şuna dikkat ettik. Tamamında görürsek burayı. İbrahimli'de ne varsa aynısı 8 Şubat'ta da var. Aynısı, oyun grupları olarak. Aynı kalite, aynı malzeme. Hiçbir ayrım olmaksızın. Hatta İbrahim'de olmayan burada kaykay pisti var. O bölgedeki çocuklarımızın özellikle talep etti. Çok nitelikli bir kaykay pistini de yaptık. Kaç metre bu olan efendim? Burası yaklaşık 20 bin metre bir alan. Evet. Çok dört tarafı yol.
Yani bırakın yazı, hava güneş olduğunda burada oturabilecek bir yer dahi bulma imkanınız yoktur. Şimdi bunun bir benzerini de 29 Ekim'de yapıyoruz. 29 Ekim'de de yine yaklaşık 80 bin metre bir kamulaştırma yaptık. Evet. Şu anda VTR'de izlediğimiz yer. Bunun 55 bin metrekarelik alanını yeşil alan olarak planladık. Bunun içerisinde bir tane yine millet kütüphanesi olacak şekilde. Hemen karşısında da Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi var. Büyükşehir Belediye'mizin yaptı. Orada spor alanı çok fazla olduğu için bunun içerisine spor alanı koymadık. Burada yalnızca çocuklara yönelik olarak oyun parkları yaptık ve piknik alanları yaptık. Ana plana bakacak olursak bu şekilde, burada da yine yetişmiş ağaçlardan oluşan en seri şekilde gölgesinden faydalanabilecek bir mekan olsun diye çok nitelikli bir çalışma oldu. Burayı da ekip arkadaşlarımız inşallah bir aya kadar yetiştirecekler. Her zaman olduğu gibi biz seçime endeksli iş yapmanın peşinde değiliz. Alelacele iş yapacağımıza bekleyelim. Nitelikli otursun, nitelikli bir iş olsun dedik. Burada aynı zamanda bir alternatif yol açtık. Hemen Alleben Deresi'nin kenarından ki Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne transit olarak ulaşabilecek bir yer olsun. Çünkü bir tarafta Maaş Kuyu, diğer tarafta Şehit Ejder Caddesi, çok fazla yoğunluğu olan, hele hele Şehit Ejder'de zaten çok fazla kasis var. Yani bir ambulansın geçmesi orada büyük sıkıntı. Burada hemen derenin kenarındaki transit yolla yaparak Maaş Kuyu'nu ve Şehit Ejder'in de yükünü almak adına yapmış olduğumuz bir çalışma. Evet başkanım, WhatsApp sorularımız var. Vatandaşlar bisiklet yolu istiyorlar. Sporla ilgili ne yaptı Şehit Kamil? Sporla ilgili vatandaşa ne gibi hizmetlerimiz oldu? Bisiklet yolu ile ilgili Büyükşehir Belediye'miz çalışıyor. Şu anda 200 kilometreye yakın bisiklet yolu yapıldığını Fatma Hanım deklare etmişti. İnşallah bundan sonra da devam ettireceğini söyledi. Çünkü bizim ara yollarda, 12 metrenin altındaki yollarda onu yapmamız mümkün değil. Fakat sporla ilgili biz çok şey yaptık. Yapmaya da devam ediyoruz. Açılışı henüz yapılmadı. Fakat kullanılmaya başlandı. Demin yine Beykent'le ilgili konuşurken bir gösterebilirsek arkadaşlardan. 12 bin metrekarelik bir alan. Beykent'te, Beykent Stadyumu. Evet. VTR'si de varmış. VTR'sinden izleyelim. Bunun altında fitness salonları şu anda hizmet veriyor. Amatör küme maçlarının yapılacağı dördüncü, bize ait olan dördüncü saha burası. Burada da yine futbol akademisi çerçevesinde çocuklarımız, gençlerimiz çalışmaya başladı. Altında da gördüğünüz gibi fitness salonu gündüz bayanlara, akşam da erkeklere hizmet edebilecek şekilde devam ediyor. Evet. Yani spor deyince akla Şehit Kamil Belediyesi mutlaka geliyor. Yüzme havuzu, yine yüzme havuzu da Türkiye'deki örnek projelerden bir tanesi. Burada da dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonları çıkan, bunun içerisinde yine olimpiyata hazırlanan çocuklarımız inşallah en kısa sürede olimpiyatta da derece getirirler diye düşünüyoruz. Burada sıfırdan başlayan özellikle alt yaş grubundaki çocuklarımızın, ilk defa suyla tanışan çocuklarımızın ulusal ve uluslararası müsabakalarda öncelikle Gaziantep'i, daha sonra da ülkemizi temsil ediyor olması, bayrağımızı göndere çektirip İstiklal Marşımızı okutuyor olması bizim için en büyük değerlerden bir tanesi. Spor deyince yine burada İbrahimli Spor Merkezi. Burası yeni açılan yer değil mi efendim? Evet, burası da geçen hafta açıldı. Burası daha önce Sosyete Pazarı olarak bilinen yerdi, Batıkent Mahallesi'nde. Tabii Sosyete Pazarı buradan çıkınca burada mahalle arasında pazar kurulma imkanı yoktu. Burayı değerlendirebilmek adına ne yapalım dedik. Burada da çok nitelikli bir alanı, gördüğünüz gibi içeride satranç odası, masa tenisi, fitness, aletli jimnastik, ağırlıklar, step, aerobik, pilates, zumba, ve en önemlisi 4-6 yaş çocuklara yönelik olarak özel bir salon oluşturduk. Bu salonda çocuklarımız gayet rahat burada spor yapabilsinler. Burada hiç olmazsa sağlıklı olarak yetişsinler diye bir çalışma yaptık. Evet. Bu devam edecek. Bunun arkası geliyor. İçinde yine gördüğünüz gibi bir basket salonu.
bir badminton sahası. Bu ağırlıklı olarak da okullarımızın eğitimine veriyoruz. Demin bahsetmiş olduğum 4-6 yaşa yönelik çocukların tabii çok seri geçiyor. Velilerimizin de orada dinlenebileceği minik bir kafeterya. Mesela dün veya evvelsi günde uğradım. İçeride 25 tane çocuk, 4-6 yaş arası. Velilerimiz kapıda onları bekliyor. Memnuniyetleri hakikaten bizi de ziyadesiyle mutlu etti. İnşallah bunlar da arkası gelenlerden olacak diye düşünüyorum. Evet. Demin bahsettik. Evet. Bu da paylaşmamda fayda var. Bunu bir gösterebilirse arkadaşlarım. Çamlıtepe. Çamlıca. Çamlıtepe. Yanlış yazılmış. Evet. Çamlıtepe burası. Beykent 1 ile 2'nin arasında demin bahsettim. Oradaki vatandaşlarımızın da ihtiyacını karşılayacak önlerinde otoparkı, değişik ebatlarda dükkanıyla bunun altında da alt katında, şuranın alt katında şöylece şu alt katta sağlık tesisi yapılabilecek bir yeri inşallah en kısa sürede hizmete geçirmeye gayret göstereceğiz. Çünkü Beykent Şehit Kamil'in yeni yüzü, gelişen yüzü, Kuzey şehirle birlikte bizim burada atağa kalkmamız lazım. Vatandaşlarımızın şehir merkezindeki giderecekleri ihtiyaçlarını kendi ayaklarında çözmemiz lazım. Bunun gibi merkezlerin sayısını artıracağız. Büyükşehir Belediye'mizle de birlikte oradaki bundan sonra yapacağımız çalışmalarla inşallah daha nitelikli bir Beykent'te hemşehrilerimiz yaşamış evet, olacak. Başkanım çok soru var Seyran Tepe'den. Burada spor tesisi, park ve yeni yapılacak şirin evlerle ilgili bir şey var mı burada? Şirin evlerin ormanı hayırlı uğurlu olsun dedik. Demek ki duymayan hemşehrilerimiz var. Şirin evlerin arkasındaki orman alanı 285 bin metrekare alan üzerine piknik alan olarak planlandı. Mülkiyeti çözüldü. VTR'de de izledikleri gibi Dülüğün benzeri içerisinde biyolojik göleti de olan hem Seyran Tepe'ye hitap edecek hem de Şirin Evlere İncili Kayı'ya hitap edebilecek çok nitelikli bir çalışmamız var. Seyran Tepe'de bizim daha önceki yapmış olduğumuz okulun yanına yeni bir şehir parkı yaptık. O bitti. Şu anda milletimizin hizmetine sunuldu. Onun altında yeni bir okul yapılıyor. Onun da arsasını biz Milli Eğitim'e verdik. Herhalde önümüzdeki sezona yetişecek. Seyran Tepe'de okul talebi var, doğru. Bununla ilgili iki noktada da yeni düzenleme yapıldı. İnşallah en kısa sürede orası da yapılır yapılmaz Seyran Tepe'nin okul ihtiyacı da çözülmüş olacak. Biz daha önce sosyal tesisimizin bir katını komple okul öncesine tahsis etmiştik. Sağ olsun valiliğimiz orada çok güzel bizim sosyal tesisin yanında bir anaokulu yaptı. O katı boşalttıklarında da o katı hanım kardeşlerimize müjde olsun. Orayı kapalı spor salonu olarak, bayanlarımıza yönelik olarak fitness, step, aerobik yapacak bir mekanımız da milletimizin hizmetine sunmuş evet. olacağız. Başkanım, Aydınlar Mahallesi'nden sorular var. Burada kentsel dönüşüm falan olacak mı Aydınlar'da? Aydınlar zaten kentsel dönüşümde, o bende değil, Büyükşehir'in yapmış Büyükşehir Belediyesi'nin noktasında olan bir yer değil mi? Bisiklet yolları var, parklar var, beklentiler çok fazla. Benim sormadığım herhangi bir soru. Eğitimle ilgili neler yaptık başkanım? Okul öncesine önem verdik dediniz az önce. Şu anda 70 tane ana sınıfımız var. Yeterli mi? Yeterli değil. Sayısını artırmamız lazım. Bu dönemde üzerinde durduğumuz en önemli konu, şu anda 18 tane gençlik merkezinde kütüphanemiz var. Yine yapmış olduğumuz çalışmayla birlikte 2 tane devriye aldık. Bir tane sanat merkezinde. Bir tane de nikah salonu üzerinde etti 20. 29 Ekim Millet Bahçesi'nin içerisine bir tane millet kütüphanesi yapacağız. Etti 21. 8 Şubat'a yapıyoruz 22. 8 tane de ayrıca tek katlı kütüphane yaparak bu dönem inşallah kütüphane sayısını 30'a çıkartacağız. Çocuklarımızın daha rahat ortamda ders çalışabilmesini sağlamak adına. Çünkü bakanlığın almış olduğu karar çerçevesinde önümüzdeki yıldan itibaren dershaneler ve etüt merkezleri kapanıyor. Çocuklarımızın eşit şartlarda yarışabilmesini sağlamak adına okullarda ek dersler konacak, etütler konacak. Bunun dışında da çocuklarımızın rahat ders çalışabilecekleri mekan sunmak adına bu kütüphaneleri onların emrine sunacağız. Burada yine aynı zamanda bilgisayarla dünyaya bağlanabilecek, bunun yanı sıra yine çıktısını alabilecek yazıcılarıyla başlarında da bir belletmen olabilecek şekilde
basit noktalarda yardımcı olabilecek, yol gösterecek çalışmayla inşallah bu dönemin sonunda 30 tane kütüphaneyi gençlerimizin hizmetine ve eğitimin hizmetine sunmuş olacağız. Evet. Başkanım, önümüzdeki 5 yıl için vizyon projeniz var mı? Siz hep genelde böyle çılgın proje, vizyon proje kelimesini çok sevmiyorsunuz ama Şehit Kamil hakkında vereceğimiz mesaj var mı? Sizden en çok beklenen proje nedir? Bu konuda ne söyleyeceksiniz? Şimdi biz söylemeyiz, yaparız. Bakın, bizim geçen dönemki seçim beyannamemizde sanat merkezi diye bir şey yoktu. Evet. Nikah salonu yoktu. Nikah salonu diye bir şey yoktu. Bu şekilde bizim ŞKM'nin yükü baktı ki çok fazlalaştı. Yalnızca nikah ağırlıkta gidiyor ama bu şehrin konferansa ihtiyacı var. Panele ihtiyacı var. Söyleşiye ihtiyacı var. Şimdi VTR'ye hemen girdiler benim konuşmamdan önce. Ben müjdeyi vermeden VTR'de verdiler. Evet. Evet, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Gaziantep'e yeni bir tiyatro sahnesi kazandırıyoruz. Nerede efendim? Yeri nerede? Yeri sürpriz kalsın. Evet. Arsası çözüldü. Hiçbir problemi yok. Mülkiyet problemi yoktur. Çok nitelikli. İddiamız şu. Türkiye'de bir numara, Avrupa'da ilk beşe girebilecek şekilde. Büyüklük olarak. Yaparsa Şehit Kamil yapar. Evet. Allah'a şükür. Bu Şehit Kamil'in damgası olmuştur. Hakikaten estetik, fonksiyon açısından Türkiye'de bu nitelikte yer yoktur. Peki Gaziantep'te bir kültürel etkinlik var mı ki başkanım? Yani şimdi taşıyacak mısınız? Etkinlik var mı diyorsunuz? Evet. Şimdi çorbacı dükkanına gidiyorsunuz. Kase olmadan çorbayı içemezsiniz. Önce siz altyapıyı yapacaksınız ki olacak. Siz yüzme havuzunu yapmazsanız dünya şampiyonu nasıl çıkartacaksınız? Nikah salonu yapmazsanız nikahı nerede kıyacaksınız? Evet. Dülük Tabiat Parkı'nı yapmazsanız pikniğe insanları nasıl götüreceksiniz? Bir de dikkat edin, bizim yapmış olduğumuz projelerde en önemli husus şudur. Sürdürülebilir projeler yapmak vardır. Bu bizim kendi tarafımızdan işletilmeyecek. Biz Gaziantep'e devlet tiyatrosunu getirmek koşuyor. Biz bunu kendi kafamızdan yapmadık. Projesini biz yaptık. Yerini biz yaptık. Şartımız şu. İşletmesini biz yapacağız. Kültür Bakanlığı'yla? Kültür Bakanlığı'yla. Buraya devlet tiyatrolarının gelmesi koşuluyla biz bunu yapıyoruz. Türkiye'de ne kadar son yapılmış tiyatro sahnesi varsa hepsini mimarlarımız gezdi. Ben özellikle iki kere yurt dışında en yenilerine baktım. Mimarlarımızı da götürdük. Şu anda dediğim gibi en ideal projelerden bir tanesi. Çünkü tiyatronun arka kulis kısmı en az seyircinin oturduğu yer kadar geniş kulise ihtiyaç var. Ve yüksekliğe ihtiyaç var. Dekorların mekanik olarak aşağı inip çıkmasına, burada çukur sahnesinden tutturun döner sahnesine kadar yapılmış. Dışında da gelip ya bu sanat eserinin önünde resim çektirmek gerek diyecek nitelikte bir yapının olması lazım. Gaziantep bugün 60 bin üniversite öğrencisi barındırıyor. Doğru mu? Evet. Özel ve devlet üniversitesi. Toplam 60 bin üniversite öğrencisi. Şimdi üniversite öğrencisi bir şehirde 4 yıl eğitim görecek, 5 yıl eğitim görecek. Bir sanat galerisi olmayacak, herhangi bir koleksiyon izlemeyecek. Bir konser salonu olmayacak, gidip orada bir konser izlemeyecek. Bir tiyatro sahnesi olmayacak, tiyatro izlemeyecek. Ondan sonra nitelikli bir kapalı spor salonu olmayacak, milli bir maç izlemeyecek. Ondan sonra bu üniversiteden mezun olup gidecek. Şimdi üniversite insana bir bakış açısı verir. Akademik olarak belirli konularda çalışırsınız ama size bir bakış açısı veren bu tür sanatsal, kültürel, sosyal etkinlikleri almadan giderseniz boş, almış olduğunuz eğitimi taçlandırmanız mümkün değil. İşte belediyeler bunlara yön veren, altlarını hazırlayan kuruluşlardır. Biz bunun için kendimize bunları görev addettik. Ne dedik? Yaşanabilir kentler sıralamasında Gaziantep'i yukarıya çıkartmak istiyorsak bu tür projeleri hayata geçirmemiz lazım. Bizim mesela bir daha projemiz vardı. Biz onu Fatma Hanım'a verdiğim için şu anda ben sunmuyorum. Evet. Kapalı spor salonu 1,5 sene projesine çalıştık. Bu tiyatroya da 1,5 sene çalıştık. Bunlar geceden sabah olan işler değil. Aday göstermeyebilirdiniz başkanım. Böyle mesele için değil. Evet. Kalan memlekete kalacak. Benden sonraki gelen arkadaşıma hazırlık. Yapar yapar, yapmaz yapmaz. Yani benim yarına çıkacağımın garantisi yok ki. Ama hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışacağız. Biz kendi nefsimize bu hesabı yapmadık. Bizim bu projelerimiz hazır. Biz o projeyi de hazırladık. Büyükşehir Belediye Başkanımıza takdim ettik. O da kendi beyannamesini içerisine koydu. Niye?
Bu Gaziantep'e yapısı da kimin tarafından yapılırsa yapılsın. Bunlar bütçe meselesi. Ben bunun ikisini birden yüklenebilecek ekonomik imkana sahip değilim. O zaman diğerinde Fatma Hanım yaptıktan sonra ben seve seve kalan Gaziantep'e kalacak. Ben bunu sırtıma alıp götürmeyeceğim ki. Yapılan şehre yapılıyor diyorsunuz. Üstünde de bunun Rıdvan Fadıloğlu yazmayacak. Şunu söylüyoruz biz. Evet. Yorumları var. Başkan hızını alamadı. Projeler havada uçuyor diye yorumları var efendim size. Havada şu uçmuyor. Anda. Ayağı yere basmayan hiçbir şeyi yapmadık biz şimdiye kadar. Ne söylediysek şimdiye kadar yaptık. Evet. Yani doğrudur. Sevinçten uçuyorum. O doğru. Ama ayağı yere basmayan hiçbir havada kalan projemiz olmadı çok şükür şimdiye kadar. Evet. Peki biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Şehit Kamil halkına, Gaziantep halkına oy kullanmak için sandığa gidenler hangi kriterlere göre oylarını kullansınlar başkanım? Bu konuda da bir yorum. Tabii ki 31 Mart'ta bir yerel seçimi oylaması olacak. Benim hemşerilerimden istediğim tek şey şu. Lütfen en ufak bir cep telefonu alacak olduğunuzda gidiyorsunuz, 10 tane yere fiyat soruyorsunuz. Bunların bir kamerası mı var, iki kamerası mı var? Kapasitesi nedir? Pili değişir mi, değişmez mi? Satış sonrası garantisi var mı, yok mu? Garanti süresi nedir? Tek tek bunları soruyorsunuz. Ama önümüzdeki 5 yılınızı emanet edeceğiniz adayları da lütfen en az bunun kadar sorgulayın. Nasıl sorgulayın? Şimdi diyecek ki hemşehrilerim, tamam başkan sen bunları anlattın, koltuktasın, her şeye vakıfsın. Diğer arkadaşlar aday olduğu için senin kadar bu bilgiye sahip değil. Onun için sen 1-0 önde başlıyorsun şeklinde düşünmesinler. 2009'da ben de sıfırdım. Burada benim hemşehrilerimden istediğim tek şey şu. Demin dediğim gibi cep telefonunu alırken bütün artıları eksileri yazarak bunun en iyisi hangisi diye karar veriyorsa şu anda da aday arkadaşlarımızla ilgili hepsine bir kişisel durumu nedir? Aileye bakış açısı nedir? Ticari hayatı nedir? Sözü senet midir? Geçmişteki alaveresi nedir? Daha önce bir tane koyunu iki tane koyun yapmış mıdır? 5 kişi çalıştırırken 10 kişi çalıştırmış mıdır? 1 lira olan sermayeyi 2 lira yapmış mıdır? Hayatındaki gelişimi nedir? Topluma faydalı olarak çalıştığı yerler neresidir? Yalnızca kendi işine mi çalışmıştır? Sivil toplum kuruluşlarında bu memlekete hizmet etmek adına işler yapmış mıdır? Sivil toplum kuruluşlarındaki başarı grafikleri nedir? Buradaki ikili münasebetleri nedir? Sosyal münasebetleri nedir? Beşeri ilişkileri nedir? Bunların hepsinin ele alınması lazım. Ben bu konuda hemşehrilerimin hassasiyetle karar vermesini hasreten rica ediyorum. Şimdi benim belediye başkanı olup olmamam kişisel olarak vatandaşlarımızın kendi inisiyatifi doğrultusunda olacak. Benim illa bir şey olayım dememle benim bir şey olmam mümkün değil. Allah dilerse bir şey olursun. Ama bir şey olmak adına hemşehrilerimizin bu konuda kimi nereye getirecek, kendini yönetecek olan yöneticisini seçerken nelere dikkat etmesi gerektiği hususunda ben hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Yoksa milletimizin iradesine bizim ipotek koymak gibi bir lüksümüz olamaz. Burada hemşehrilerimiz kimi başkan görmek istiyorsa seçildikten sonra o başkan aynı zamanda benim başkanımdır. Ben de bu şehirde yaşayan, bu beldede yaşayan bir vatandaşım. Biz şuna dikkat ettik. 10 yıllık belediye başkanlığı dönemimizde ve bundan önceki hayatımızda da. Hayatımızda ayrımcılık yoktur. Ötekileştirmek hiç yoktur. Birinin birine üstünlüğü yoktur. Zengin ayrımı, fakir ayrımı yoktur. Yaptığımız icraatların içerisinde de bunu net olarak gösterebiliriz. Kendi belediye personelimiz içerisinde çalıştığımız arkadaşlarımızda bir tane ayrımcılık yaptığım pozisyon varsa bunu bana çalışan arkadaşlarım tarafından, dedikodu değil, ispat etsinler. Ben bugün bu koltukta oturmam. Bu kadar açık ve net söylüyorum. Hiçbir şekilde etnik kökenine göre, dini inanışına göre bir arkadaşımı ayırmadım, ötelemedim. Hiçbir arkadaşıma da mobbing uygulamadım. Göreve geldiğinizde kaç kişi çıkardınız başkanım? İşten çıkarma olayı oldu mu? İşini yapmayan adam çıkar. İşini yapan adam kim olursa olsun işinin başındadır. Ama işini yapmayan benim en yakınım olsa da hiç... Yani belediye başkanı ekibimle çalışacağım der. Özel kalemden başlar, boşaltır. Benim size hiç böyle bir adam yani çıkartmam söz konusu oldu. Evet. Hiç. İşini yapmayan adam gider. Zaten bir müddet sonra o kalamaz.
Bizim bir çalışma tempomuz var. Otokontrol var orada. Tabii diyor. Ben sivil hayatımda 12 saatten aşağı çalışmadım. Sabah 7.30'dur benim mesaiye başlangıcım sivil hayatımda. Şimdi belediye 7.30'da açılmadığı için gidemiyorum. 7.30'da başlar, en erken 7.30'da biterdi. Cumartesi de dahil çalışırdım ben yarım gün. Ben işten korkmam. İş benden korksun. Bu konuda tüm ekip arkadaşlarıma da ben yürekten teşekkür ediyorum. Hakikaten deminden beri anlatmış olduğumuz bu projeler hayata geçmişse bunda en alt kademesinden en üst kademesine bütün arkadaşlarımın emeği var. Biz yukarıda yönlendirme ile makro politikaları oluşturma ile ilgili çalışırız. Diğer yönünde mümkün olduğu kadar arkadaşlarımız bu hassasiyeti gösterir. Fakat bu konularda da ön teker nereye giderse arka teker de oraya gider. Buradaki yönetim anlayışını biz nasıl oturtturduysak arkadaşlarımız da aynı formatta çalıştı. Ve ben göreve geldiğimde arkadaşlarıma şunu dedim. Önce bizim bakış açımızı alın. Neyi istediğimiz neyi? Estetik kurallara dikkat edeceğiz. Hakkaniyetten ödün vermeyeceğiz. Yalan bizim kitabımızda yazmaz. Bunun ötesinde söz verdiysen bu sözü yapacaksın. Tartışmasız yapacaksın. Aksi takdirde yarın yüz yüze bakacağız. Bu memlekette beraber yaşayacağız. Bu koltuk devamlı kalıcı değil. Hiç kimse vazgeçilmez değil. Vazgeçilmezlerin hepsi mezarlıkta yatıyor. Burada yarın biz de eski belediye başkanı olacağız. Biz de merhum diye anılacağız. Ama anılırken Allah razı olsun ya, görev yaptığı dönem içerisinde hayırlı işler yaptı, güzel işlere imza attı, dürüst davrandı denirse bizim için en büyük nimet o. Yoksa ben kişi olarak kendi hesabımı vermekten aciz bir kulum. 800 bin insanın vebalini üstüme alıp da bu veballe yarın hesap verememek ne kadar acı ya? Bunun belediye başkanı sıfatın olmuş veya olmamış ne farkıdır? Ama biz öbür taraftan da şuna inanıyoruz. Adil yöneticiler peygamberlerle haşrolur diyor. O zaman biz de adilce davranıp milletimize hizmet edip de ahiretimizi sağlama alabilirsek bizim için ne mutlu. Evet. Göreve gelmek istememizin ve bu görevde bulunmamızın tek sebebi bu. Ben hemşerilerimden tekrar döne döne şunu rica ediyorum. Lütfen bir küçük meta alırken bu kadar inceleyip sık dokuyorsak lütfen kendimizi 5 yıl yönetecek olan yöneticiyi seçerken de en hassas şekilde davranalım diyor. Evet. Başkanım, kararsızlara ne diyeceksiniz? Kararsızlara ne söyleyeceksiniz? En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Evet. Burada çarşıya çıktınız. Elinizde bir bütçeniz var. O gün bir şey almanız lazım ama o gün almanız lazım. Piyasa şartlarının içerisinde değerlendirip en iyisini alırsınız değil mi? Şu anda da önünüzde Şehit Kamil için 3 tane aday var. Bu 3 tane adayla ilgili olarak kararınızı verin. Verilen karar bizim başımızın üstünde yeri var. Evet. Teşekkür ederim efendim ben size. Ben evet değerli izleyenler, ortak yayın platformunda canlı yayın konuğumuz Şehit Kamil Belediye Başkanı Sayın Rıdvan Fadıloğlu'ydu. WhatsApp hattından çok soru geldi yine. Biz yine başkanımıza ileteceğiz. Ekibin ilgilenmesi için hangi birimde ne sorulacaksa. Bana gelen sorularınızın çoğunu soramadım. Çünkü başkanla ilgisi olmayan sorular da vardı. Şahin Bey bölgesinde, Büyükşehir bölgesinde sorular vardı. Önümüzde yarın ve öbür gün var. Cuma ve cumartesi. Cumartesi günü akşamdan sonra yayın yasakları başlıyor. Herhangi bir yayın yasağı yapamayacağız. Sayın Başkanımız, Gaziantep'lileri, Şehit Kamil'lileri iyi bir değerlendirme sonucunda, belli kriterlere göre değerlendirme sonucunda oy kullanmaya davet etti. Şehit Kamil bölgesinde oturanlara da telefon numarası verdi. Telefon numarası tekrar edelim başkanım. 0342 323 27 27. Bu telefonu Şehit Kamil Belediyesi diye telefon rehberimize kaydedelim. Daha sonra WhatsApp'tan mesaj atmak koşuluyla WhatsApp'tan TC kimlik numaranızı mesaj olarak attığınız anda karşınıza nerede, hangi okulda, hangi sandıkta, hangi sırada oy kullanacaksınız direkt olarak size bilgisi gelecek. İsterseniz onun altında da haritadan, Google Maps'ten sizi yönlendirebilecek bulunduğunuz yerden alternatif yollarla ister yaya, ister araçla nasıl gideceksiniz gösterebilecek şekilde bir hizmetimiz var. Ben yeniden bu vesileyle sandığa gitmemek çözüm değil, sandığa gidip hür iradeyi ortaya koymanın gerekliliğine inanıyorum. Kimseye kızmaya hakkımız yoktur. Eğer
biz oyumuzu kullanmazsak kendi kendimize yapmış olacağız. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Burada bu kararı inceleyip sık dokuyarak verdikten sonra gerisinde de kısmetten fazlası olmaz diyeceğiz. Evet, biz de katılımın yüksek olmasını umuyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşça kalın diyorum. Mutlu akşamlar diliyorum.